değerli bir konuğumuz var. Yazar Aytekin Karaçoban Fransa'dan geldi ve Fransa'da ciddi bir edebiyat ödülünün sahibi. Madem cuma günü hafta sonuna yaklaştık. Bu gündemden biraz olsun sıyrılıp biraz edebiyat konuşalım istedik. Aytekin Bey de bizi kırmadı geldi. Efendim günaydın iyi sabahlar hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ederim. Hem Türkiye'ye hoş geldiniz hem programa hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyiyim. <laughs> ee, biz tabii çok burada gündem veriyoruz. Gazetelerden, haberlerimizden evet. birçok şey veriyoruz. Aslında içimizde karartan gündemler var. Biraz edebiyat konuşalım. Biraz edebiyat içimizi ısıtsın istedik siz de bizi kırmadınız. Size anons ederken dedim ki Fransa'dan ödüllü bir yazar Aytekin Bey. İlk önce o ödülü bir anlatalım mı ne ödülü olduğunu? Ee, şimdi e, 2002 yılında Paris'te hı hı. E, e, Şiirevi Emil Blemmun denen adı, hı hı. adlı e, şiirevinin. evinin verdiği ödüller var. Birkaç ödüldür bu. Tamam. Ha, bunlardan birisi de Rembo, Arthur Rembo ödülü. Onu aldım. tamam. Ee, üçüncü yayınlanan üçüncü kitabım. Fransızca yayınlanan üçüncü, üçüncü kitabını aldım. Hı hı. Kitabın e, adı da Türkçesiyle söylersek. Lütfen. lütfen. <laughs> Dil altındaki sessizlik. Ne kadar güzelmiş. Evet. Peki efendim hep şunu e, sizi misafir edeceğimizi bizi kabul ettikten sonra hep şu geldi aklıma. Türkçe düşünüp Fransızca mı yazıyorsunuz? Fransızca düşünüp Fransızca mı yazıyorsunuz? Nasıl oluyor o iş? Türkçe Türkçe düşünüp Fransızca yazıyorum. Hala, hala. Evet, Fransa'da e, aşağı yukarı e, 32 yıl oldu şimdi. 32 yıl. Evet. E, şimdi dile kolay, ömür. E, Türkiye'de yaşadığım zamandan fazla. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Türkiye'de 30 yıl yaşamıştım, şimdi 32 ne yıl kadar oldu Fransa'da. E, insan uzun zaman yurt dışında yaşamış olsa dahi kendi dilinden kendi vatanından çünkü Elbette. dil kendi bizim Elbette. vatanımızdır. Elbette. Tabii ki. o zaman şeydir. Türkçe düşünüp Fransızca... Türkçe Fransızca yazıyor. Evet. Peki oradan Türkiye'yi Türk edebiyatının çıkan kitapları, yazarları takip ediyor musunuz? Çok yakından izliyorum. Yani buradan gittiğimden beri hı hı. Fransa'dayken ee, o zamanlar internet yoktu El Elbette, de, elbette. Ha, e, gazeteler gelirdi Hı -hı. E, Onları izlerdim Hı -hı. E, arkadaşlardan e, kitaplar isterdim Hı -hı. Bir yayın e, sahibi e, kitap evi sahibi arkadaşım vardı Ondan her ay işte şu şu kitabı istiyorum. Diye liste gönderirdi. Onlar da oraya postayla aldım. Onlar, değil mi? O onlar zaman. bana postayla gönder gönderirlerdi. Daha sonra işte bu internetin çıkmasıyla işim daha da kolay oldu. Doğru. Gazetik gazeteleri orada izlemeye hı -hı, başladım. Hı. E, Türk edebiyatında olup bitenler neler oluyor falan. Hı -hı. Onları e, izlemeye başladım. Hı -hı. E, böyle de devam etti. Şimdi de daha daha da yakından izleyebiliyorum. Özellikle bu sosyal medyanın e, çıkmasıyla. Beraber. Elbette. İşler daha da kolaylaştı. Ben hep şöyle derim, benim de iki ciltlik bir romanım var. Ben kendime yazar diyemiyorum, sadece kitap yazıyorum. Yazar olmak çok apayrı bir e, mevziyet ve yetenek olduğunu söylüyorum. Ben hep şunu söylerim, derim ki Türkiye'de kitap okunmaz, genelde kitap yazılır. Yani insanlar kitap okumadan kitap yazmaya biraz meraklılardır. Oradan buraya baktığınızda Türk Edebiyatı, o 32 senenin e, genelini soruyorum elbette. O Türk Edebiyatı'nın gelişmesini nasıl görüyorsunuz? Türk edebiyatının Türkiye'deki gelişmesini mi e, sormak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz yoksa Yani oradan Türk edebiyatının gelişmesini Or tabii ki oradan da sizce Türk edebiyatı nerelere geldi hmm. o kısmını da sorabilirim. Aslında fazla bir şey değişmedi bence. Şimdi eee e, Türkiye'deki yaşamımdan söz edersen, 1978 yılından beri yazmaya başladım ben. Hı hı. E, o zamanlar 20 yaşında işte bir deli, delikanlı. <laughs> Dergilerde yazıyordum. E, sonradan kitaplarım çıktı. E, Türkiye edebiyatını, Türkiye edebiyatını çok çok yakından hı hı. izliyordum. Hı hı. Dedim ya oraya gittikten sonra da aynı şekilde evet. bu, bu oldu. E, fazla değişen bir şey görmüyorum. Ben. Öyle mi? Görmüyorum. Yani o evet. e, yazarlığa yeni başladığınız sizin deyiminizle o delikanlı olduğunuz dönemlerden beri çok bir şey değişmediğini fark ediyorsunuz. Fazla değişmedi. E, şöyle e, değişmedi. Bazen e, eski e, sayılar dergilerin, yayınlanan dergilerin eski sayılarını karıştırırım ben. Böyle merak ederim. Kimler vardı? Kimler Hı -hı. yazıyorlardı falan diye. E, hatta diyebilirim ki e, bundan 20-30 yıl öncesinde yazılan Şi şiirler, öyküler, <laughs> romanlar Belki biraz daha da kaliteliydi Öyle miydi? Öyle düşünüyorum Yani biraz bu tabii bu işler çoğaldı Çok fazla kitap basıldı falan Ve o aslında kaliteyi de biraz düşürdüm Eskiden kitap basmak çok zordu Sizinle aynı görüşteyim. Yani bu işte dediğim gibi internetin gelişmesi, sosyal medyada herkesin kendisini şair ya da yazar gibi lanse etmesi en sevdiğim biliyor musunuz? Bayılıyorum. Gerçekten iki satırı arka arkaya koyup para verip kitap bastıranların kendine şair demesi en sevdiğim gerçekten. Hele şiir. Yani evet düz yazı her şeyin bir alıcısı olur ama şiirin de bir ağırlığı olmalı diye düşünüyorum. Herkes şiir yazıyor, herkes şair. Evet, yani şimdi ben, e, anımsıyorum e, bundan 40 yıl öncesinde <laughs> e, dergilere gönderdiğim zaman e, bir yanıt gelmezdi. Hmm. Yayınlayacaklar mı, yayınlamayacaklar mı şiirimi bil, 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 bilmezdik. E, sonra e, nedir e, ısrarcı da olamıyorduk. Hmm. yani de abilerimiz var böyle tabii, tabii. E, e, büyük şairler var. Tabii. Onların arasına girebilmek, onların arasında bir yer edinebilmek büyük bir e, olaydı. Çok da kolay e, bir iş değildi. E, hiç de kolay değildi. E, zamanla oldu o Hı -hı. Bir, bir yer edindim. Ama bugün öyle değil. Bugün öyle değil. Diyelim ki bir dergide yayınlatamadınız şiirinizi. Hı -hı. E, Başka bir dergide. Başka bir dergiye gönderirsiniz ya da sosyal medyada bir şey açarsınız, tabii bir, ki, bir tabii sayfa ki. açarsınız. Doğru. Kendi işte ben büyük şairim deyip kendinizi lanse edebilirsiniz. Bir de kullanıcı satın alıp bir de birilerine para verip reklamınızı yaptırdınız mı sizden daha kaliteli yazar yok. Aynen öyle. Değil mi? Biraz gerçekten, öyle oluyor işte. Gerçekten, gerçekten hatırlıyorum size Peki şimdi Türk edebiyatında hani oradan baktığınızda o 30 sene içinde çok da bir değişiklik görmediniz ama biraz Avrupa edebiyatı, biraz Fransız edebiyatından da bahsederim. Çünkü yani Fransız edebiyatı da e, dünya edebiyatında önemli yeri olan bir edebiyattır. E, nedir Fransız edebiyatını aslında dünyada bu kadar çekici kılan şey? <laughs> zor bir soru muydu? Zor bir soru, zor bir soru değil. Şimdi bazı insanların söylediği bir şey vardır. Buyurun. Şimdi Fransızların sembolü biliyorsunuz horoz. horozdur. Denir ki horoz Ayağı pislik içindeyken en iyi ötmesini bilen hayvandır hmm. denir. Mesaj <laughs> çok netti. <laughs> Fransızlar geliyor, yani işin doğrusu çok uzun bir geçmişe sahip Hı -hı. kültürleri var, Hı -hı. edebiyat çok gelişmiş ve satmasını biliyorlar bunlar. Doğru. ha e, Bazak gibi Zola gibi Victor Hugo gibi artık yani Baudler gibi Rembo gibi dünya kadar e, insan, Yazar yazarı yazarı e, şairi yetiştirmiş bir hı hı. kültür ve dediğim gibi e, satmasını biliyorlar bazen düşünüyorum ya diyorum bu Avrupa'da Almanya'da olsun işte İsviçre İsveç İsviçre işte Danimarka yani Amerika ne olursa Amerika'da aynı Fransa gibi şeyini satmasını biliyor edebiyatını satmasını biliyor. Hı, hı. E ama diğer ülkeler neden orada da yazarlar var, şairler var. Onlar da yazıyorlar. Bu neden onlarınki tanınmıyor diye sorduğum olur kendi kendime bazen. Ee, Birçok yazar arkadaşım aynı zamanda bizim kanalımıza da göre İlhan Dedeliktaş Kafgoteli'ye de bir romanı var. Ee, buradan da söylerim çok da keyifli bir roman. Ee, İlhan da bizi izliyormuş. İlhan'ın da öyle çeşitli soruları oluyor. Ben şunu çok merak ediyorum efendim. En keyifli okuduğunuz edebiyat türü hangisi? Roman mı, araştırma mı, şiir mi? Nedir? Şiir. Şiir mi? Şiir. Çok net mi? Evet. Çok net. Peki, Türkiye'den eskileri soracağım ama önce yenileri sorayım. Yeni takip ettiğiniz ya bunda da iş var, bu da çok iyi bir şair olacak ya da çok iyi bir şair oldu dediğiniz Yenilerden birileri var mı? Şimdi aslında birkaç ad var. Şimdi tamam. bir, birini söylesem e, ötekiler için Araba. haksızlık olacak. Onun için e, izninizle bir ad vermek istemiyorum. Ama izlediğim hı hı. E, yani bu şairler ileride iyi olacak olacak diye düşündüğüm insanlar var bu tamam. ee, Şimdi bak yine dilimin ucuna geliyor. o adlarda. Söyleyin ya bir tanesini. Örneğin. Yani tek kişi değildir elbette örneğin, ama aklınıza geleni söyleyin. Örneğin ben. genç bir şair var Özge Sönmez. Özge Sönmez. Üstelik kendisi de şeydir İzmir'de bir üniversitede Fransızca hocasıdır. Oha, ne kadar güzel. Ha, Yani Fransızcası olduğu için falan Anladım. değil. Anladım. Siz Özge'nin yani şiirleri e, ayırıyorsunuz. Şiirlerini okuduğum zaman gerçekten diyorum Özge güzel şiirler yazıyor. Peki eskilerden umarım umarım dediğim gibi başka genç şairlere haksızlık yok yok olur etmiyorum. mu öyle şey olur mu öyle şey ee, şimdi eskilerden kim var Esk... ama eskilerden söylersiniz artık eskilerden yaşayanlardan mı söyleyeyim? yaşayanlardan rahmetli olmuş olanlardan ama sizin daha az önce söylediğiniz delik anladı kısmına daha çok vurgu yaptım ben Özdemirince diyeceğim yaşayanlardan. Hı hı. Ee, yani e, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin e, yani onlar zaten e, o, onların ki. şiirlerini okuyarak e, e, yetiştim. E, e, yaşayanlardan bir tek Özdemir İnce'yi söyleyeceğim. Peki e, bir şey vardır ya bizde aslında şiir de edebiyatta biraz politik olarak da kullanılır. Yani bir yazarın politik görüşü neyse onun karşı tarafındaki insanlar o yazarın politik görüşüne tırnak içinde katılmadıkları için o yazarı da okumazlar. Ama aslında çok da şey kaybederler. Aslında yani şimdi bir şairin politik görüşüyle hı hı. şiir politikası birbirine karıştırılıyor ne yazık ki bizim ülkemizde. Doğru. Zaten şiirin kendisi politiktir. Neden politiktir? Neden? Çünkü yazarken bu dünyada yazıyoruz yani bu Tabii. dünyadan söz ediyoruz bu yaşamdan söz ediyoruz ee, yaşarken bu yaşadıklarımızı kabul etmiyoruz başka bir dünya başka bir yaşam öneriyoruz zaten bu haliyle şiir kendiliğinden bir şey de politik bir duruma düşüyor ama şimdi nereden bakarsanız bakın bir şairin politik görüşleri olacaktır her zaman. Her insanın vardır ha. yani bu <laughs> çok bir şey değiştirmez. Evet. Evet. Ee, bence e, politik görüşlerinden dolayı bir şairi okumamak, okuma okumak istememek veya <laughs> yani, bence e, e, şey nasıl söyleyeyim? E, iyi bir şey eksik iyi. eksiklik diyeceğim eksiklik diyeceğim kısaca. Yıllar önce bir yerde şöyle bir söz okumuştum. Seversin kavuşamazsın aşk olur diye bir söz okumuştum. Ben de ona şöyle diye bir ek yaptım. Seversin kavuşamazsın aşk olur, yazarsın şiir olur. Doğru mudur? Bu biraz orta doğu e, tabii tabii düşüncesi, elbette sonuçta bu coğrafyada bu, bu Anadolu bu, coğrafy coğrafyasından bahsediyoruz. Bu, bu, bu bahsediyor coğrafyanın misin? bu coğrafyanın görüşüdür. Eee İnsan severken de şiir yazabilir. Tabi mutlaka. Yazar şiir olur. Ee, hep, e, bu, bunu söylerken e, bu büyük şair e, Pablo Neruda'yı düşünüyorum her zaman. Hmm. E, onun 20 aşk şiiri ve evet. e, umutsuz bir şarkı adlı çok güzel bir kitabı var. Zaten bütün ömrü boyunca aşk şiiri yazmıştır. Tabii ki, o ayrı tabii, bir ki, ayrı tabii. bir olay. E, e, Kaptanın Dizeleri hmm. diye bir kitabı var hmm. örneğin. Hmm. E, sonradan eşi olacak sevgilisine yazmıştır. Yani e, şey değil. Ama orada de, kritik nokta şu efendim. Eşi olduktan sonra da yazmaya devam etmiş midir? O ya, zaman evet. problem yok. Ozme evet. Evet. <laughs> Hatta Yüz Aşk Sonesi Sön diye Hı -hı. bir kitabı vardı. Hmm. Birlikteyken yazmıştır evet. yani. Peki şunu çok merak ediyorum. Sizin yazdığınız bir şiir var. Evet. Ve haberiniz olmadan başkasının ağzından o şiiri duyuyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Tuhaf geliyor. Değil mi? Tuhaf geliyor. Şimdi benim okuma biçimimle onu duyma, duyumsama biçimimle karşıdakinin duyma, duyumsama, okuma biçimi çok, çok farklı. Bazen karşıdaki insanın okuma biçimi benim yazdığım şiire sanki değer katıyor. Çok önemli. Doğru. Kesinlikle. E, bazen diyorum ben okurken bu aynı aynı değeri duymuyorum. Ama bazen de sizin o ne duygularla yazdığınız şiiri başka biri okuyunca da şiir de mahvolup gidiyor. Olabiliyor. E, hep bizde şey vardır, e, siz de yakından takip ettiğiniz için bilirsiniz. Böyle insanlar hep şiir okumak isterler ama sesinin tonunu düşürünce biraz böyle sesine hırıltı verince herkes iyi şiir okuduğunu zanneder. Kimse şiirin duygusunun nerede çıkacağını, vurgusunu nasıl yapacağını da çok maalesef bilmiyor. Peki e, sizi şiir yazmaya, bir şeyler yazmaya iten olay neydi? Bütün yazar arkadaşlarıma bunu sorarım ben. Hani çok da merak hmm. ederim. Yani ne itti sizi? Bir itkiydi. İç, içten gelen hmm. bir itkiydi. Çünkü e, ortaokul yıllarında... E, kitaplarla haşır neşir olmaya başladım, Hı -hı. Ee, e, okumaya başladım. Ve lise yıllarında şiire... E, Merak e, saldım. İlk zamanlarda, ilk yazdığım şiirleri anımsıyorum. Karşıda, karşı, karşıda bir komşu kız vardı, ona aşıktım. Haber var mıydı? Haber yoktu. Son oldu. <laughs> Sonradan oldu mu? Hiç konuşamadım kendisiyle. <laughs> Anladım. O zaman yapacak... Ama işte sevmişsiniz, kavuşamamışsınız, aşk olmuş, yazmışsınız, şiir olmuş. aslında. Kavuşan Ama olmamış. Bir... Olmadı. <laughs> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ona yönelik şiirler yazardım. Yani ilk şeydi. Ama benim için şimdi bugün onlara şiir diyemiyorum. Etatman yani, yani. Çünkü o. şiir duygu aktarımı değil. E, hep şairler şunu söyler: Biz şiir çalışıyoruz diye böyle bir ifade var. Şiir çalışmak. Ben hani çok şiirle değil de ben daha çok düz yazıcı birisi olarak şunu hep merak ederim. Şimdi içinizden geldi bir şey yazdınız e sonra onu düzeltiyorsunuz, üzerinde çalışıyorsunuz. Aynı duyguyu hissedebiliyor musunuz o üzerinde çalışırken şiirin? Zaten biraz önce dedim ya, şiir duygu aktarımı ya da düşünce aktarımı değildir. Hı hı. Şiir duygu yaratmaktır. Düşünce yaratmaktır. Doğru. Dolayısıyla bunu yapabilmek için Elbette önceden sizin duymanız, duymamanız gerekir. O duyduklarınızı, duymamanızı başkasına aktarmanız gerekir. Aktarırken zaten şimdi o Rembo'nun çok güzel bir evet. sözü var biliyorsunuz. Sizin ölüsünü aldığınız Rembo. Rembo'nun ben bir başkasıdır der. Hı hı. Yani ben bir başkası derken ben derken aslında bir başkasını anlatıyorsunuz. Şimdi bir başkasını anlatırken o şekilde çalışmak zorundasınız. Peki kendiniz bunu soruyorum elbette. Kendinizin baş yapıt dediği bir şiiriniz var mı? Ya bu şiir benim şairlik hayatım boyunca yazdığım en iyi istediğiniz tek bir tane yoktur muhtemelen ama böyle en aklınıza ilk bunu sorduğumda aklınıza gelen şiirinizin merak ettim. Şimdi size çocuğunuz var mı diye sormayacağım. Hayır yok. Yok mu? Tamam. Çocuklarınız olsaydı size şöyle bir şey soramazdım. Öyle. Ya da kızınızı mı tercih edersiniz, evet. oğlunuzu mı evet. tercih edersiniz? Diye. Hepsi bebekleriniz gibi biraz Türkiye'de hepsi. böyle bir laf vardır. Öyle. Onun için şeydir yazdıklarım hepsi hı hı. içerisinde bu en iyi şiirim budur diyebileceğim bir şiir yok. Hep... Ya yani bir tane içinden böylecimiz budur işte bunu çok güzel yazdım ben dediğiniz yok mudur? Var elbette var. İşte elbette onu, onu merak var. ettim aslında. Hatta belki okursanız da ne kadar da mutlu oluruz. Onu da söyleyecektim. İsterseniz şu kartayı okuyayım yani diye. Nasıl isterseniz. E, bu arada arkadaşlarım beni alabilirler. Şu anda e, şair Aytekin Karaçoban'la beraberiz. Kendisi Fransa'dan ödül almış bir şair. Şu anda Türkiye'de, Ankara'da ve bizim stüdyomuza geldi. Dedim ki kendisine en beğendiğiniz şiiriniz hangisidir diye... Zaten onu konuyu biraz oraya getirmeye çalışıyordum. Acaba Aytekin Bey bize lütfeder, okur mu diye şu anda Aytekin Bey kitaptan çıkardı ve buldu. Bence beni ekrandan alalım sevgili Emrah. Bir Aytekin Bey'e keselim. Aytekin Bey'in o yüz ifadesinde bir görelim. Ne dersin? Sizdeyiz efendim. Şiirin başlığı Garip Hava. Senin için açtım kapıyı. Bahar havası daldı içeri. Kış günü o nasıl dalıştı öyle? sırasını beklemeyi bilmez çocuk gibi. Dönüş yolundaki turna çığlıklarıyla daldı. Mimoza dalında güneş salkımıyla daldı. Kış günü hem de senin dalgınlığınla daldı. Göz göze gelişimizden, öpüşmemizden geçti. Tunç maskenin göz boşluklarını doldurdu. Köstekli saatin tıkırtılarında durdu bir an. Kitapların tozunu yokladı parmağıyla. Ocaktaki yemeğin tadına bakmaya koşmadan önce. Yatağımızda yuvarlandı. Yastıklarımızı yokladı. Oradan banyoya geçti hızla. Bir sabundan lavanta kokusunu kaptığı gibi atlayıverdi dar pencereden bir serçenin kanatlarına. Gördün mü? Neyi? Şu serçenin kanatlarındaki bahar havasını. Aynı yere bakıyorduk. Aynı şeyi görmüyorduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Elinize de. sağlık. Teşekkür çok güzeldi de. gerçekten. Ben bir son sorum var ondan sonra sözü size bırakacağım. Türkiye'de çok önemli değil ne oldu? Şiirlerinizi kim okusun isterdiniz? ses olarak ve vurgu olarak söylüyorum. Zor bir, sorumlu, zor yine bir soru mu? Zor bir, soru. Çok zor bir soru. Ama o zaman birkaç isim söyleyin. Tek bir isim söylemeyin var. Söyleyemeyeceğim. Gerçekten. Gerçekten söyleyeyim. Peki efendim. O zaman <laughs> bakmayın. Estağfurullah. O zaman son söz sizde. Sözü size bırakayım. Ne söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Fransa'dan Türkiye'ye bakan, Türkiye'yi de yakından takip eden ve şu an burada olan Ödüllü bir şair olarak. Ödüllü bir şair olarak değil de e, yalnızca şair olarak e, söylersem e, okuyun diyeceğim. Bu kadar. Okuyun. Daha zaten ne diyeceksiniz? Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, geldiniz bizi kırmadınız ve çok da keyifli bir sohbetti. Edebiyattan konuşmak da bize iyi geldi açıkçası. Çünkü gündemin ne içinde çok böyle yoğruluyoruz. Sayın Atik'in Kara ile beraberdik. Arkadaşlar...